Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi ecmain. Geçen haftaki dersimizde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin nasihatleri, vefat öncesi yapmış olduğu nasihatleri üzerinde durmuştuk. Netice itibarıyla bu nasihatleri Hazreti Peygamber aleyhisselamın ahlakını, davasını, insanlığa getirmiş olduğu değerleri ifade ediyor. Hazreti Peygamber aleyhisselamın düşüncesini ortaya koyuyor. İslam dinini bir ölçüde özetliyor. Bugün inşallah bu manada Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın getirmiş olduğu bu değerlerin özü ve daha sonra tarih içerisinde Hazreti Peygamber'in bu söylemi ne kadar muhafaza edilebildi, ne kadar sapmalar ya da yanlış anlaşılmalar zuhur etti. Bu konu üzerinde biraz durmak istiyorum. Hazreti Peygamber aleyhisselamın hayatına göz attığımızda Hazreti Muhammed aleyhisselam kendisine peygamberlik gelene kadar toplumda normal sıradan bir insandır. Tarih kitapları onun en fazla vurgu yaptıkları yönü Muhammedül Emin olması. Bunu şunun için söylüyorum. Kendisine peygamberlik gelinceye kadar peygamberimizin öne çıkan mesela bir filozof, bir şair, bir bilgin, böyle bir niteliği, bir özelliğinden söz edilmez. Hazreti Peygamber'in Muhammedül Emin güvenilirliğinden söz edilir. Dürüst bir insan olduğundan söz edilir. Yani ahlaki özelliklerine vurgu var. Bu şunu ortaya koyar. Hazreti Peygamber de o zamanki toplumda putlardan uzak duran, dürüstlüğüyle, güvenilirliğiyle bilinen sıradan bir insandır. Ne zaman ki Hira mağarasında Hazreti Cebrail ile mülaki oldu, ondan sonra Hazreti Peygamber aleyhisselamın hayatında, söyleminde, yeni bir devir, yeni bir dönem başlamıştır. Eğer Peygamber aleyhisselam önceden bir tahsil gören, okuyan, eğitim alan birisi olsaydı, belki onun hakkında şu düşünülebilirdi. Yani o yönde kendini geliştirdi, ondan sonra da ortaya böyle bir kitap koydu. Bu düşünceleri ortaya koydu. Bunu söylemenin imkanı yok. Kur'an'ın Hazreti Peygamber'in mucizesi olduğunun kanıtlarından birisi, belki en önemlisi budur. Hazreti Peygamber daha önceden Kur'an'ın deyimiyle kitap taşıyan, okuma yazma bilen, tahsil gören, felsefeyle uğraşan, hukukla uğraşan birisi değil.
sıradan bir insan. Sadece güvenilir, emin ve dürüst bir insan. Birdenbire bir büyük değişiklik meydana gelecek. Efendim, biliyorsunuz Hazreti Peygamber herhangi bir okulda eğitim görmedi. Çünkü peygamberler okullarda yetişmez. Peygamberler üniversitelerde, düşünce mekteplerinde yetişmez. Peygamberler ortak özelliği koyun çobanlığıdır. Onlar toplumdan bir süre ayrılan, sonra da topluma dönen kimselerdir. Çünkü Allah peygamberlerle beraber toplumun bilgisini, zihniyetini de düzeltmeyi, değiştirmeyi amaçlar. Eğer peygamber okulda yetişse, o toplumların okulları o toplumlar kadar, o toplumların mentalitesi kadar düzgündür. Orada yetişen insan da o toplumlardaki hastalığa bir şekilde bulaşır. Toplumlar kirlendiği yerde bilgileri de kirlenir. Felsefeleri de kirlenir. Peygamberler bilgiyi de temizlemek için gelir. İşte bundan dolayı Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a baktığımız zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam bir eğitim görmemiş. Ta ki Hira mağarasında Cebrail ile mülaki olana buluşana kadar. Sadece 3 yıl Ramazan aylarında Hira'da inzivaya çekilir. Kendi ifadesiyle Allah bana yalnızlığı sevdirdi diyor. O hissi kendisine verdi. Hira'da toplumun karışıklıklarından uzak bir şekilde saf ve berrak Cenab-ı Hakk'a dönen bir kalp ve orada bir düşünce temizliği tabiri caizse Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yaşıyor. Kendisine 40 yaşında ilk vahiy geldiğinde Bismillahirrahmanirrahim İkra Bismi Rabbikellezî halak. İkra suresinin ilk 5 ayeti. İkra Bismi Rabbikellezî halak. Halakal insane min alak. İkra ve Rabbukel ekram. Ellezî alleme bil kalem. Allemel insane ma lem ya'lem. Bu ayetler. Bu ayetlere baktığımız zaman mana olarak seni yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. İnsanı bir kan pıhtısından yarattı. İkra ve Rabbukel ekram. Oku. Senin Rabbin kerem sahibidir. Ellezî alleme bil kalem. Kalemle öğretti. Kalemle, yani yazıyı öğretti. Allemel insane mâ lem ya'lem. İnsana bilmediğini öğretti. Burada bir bilgiye, okumaya, kaleme vurgu var. Bir de insanın menşeine. Tarihteki bütün büyük düşünceler mutlaka İnsanın nereden geldiği, aslı ne, kökeni ne buna temas eder. Bakın Kur'an da ilk vahide buna temas ediyor. İslam'da. Nasıl ki birileri çıktı dedi ki insan maymundan yaratılmıştır. Batıdaki materyalist anlayış o düşüncelerinin temeline insanın varlığıyla alakalı bir taş koymak için bu fikri ileri sürdüler. İnsan işte maymundan gelmedir. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a da orada ilk vahide insanın Allah Teala tarafından yaratıldığı ve insanın menşeinden bir kan pıhtısından yani döllenmiş bir yumurtadan yaratıldığı vurgulandı. Şimdi bunları şunun için dile getiriyorum. Bakınız, Hazreti Peygamber'in yaşadığı toplum belli. Arapların
tarihinden daha önceki derslerimizde zaman zaman söz ettik. Özet olarak Araplar kılıç toplumu. Kılıç. Şurasını da kılıcıyla keser. En ufak bir şeyde kılıcı çeker. Karadenizler. Karadenizler ne yaptı? Silah çekti lan. Ne çıkıyor? Karadenizliler... Hocam Karadenizli baltayla çabırıyor bak. O da bir kültür. O da bir kültür. İnsanlar İslam'dan uzaklaştığı sürece cahiliye hayatı yaşarlar. Bu Karadeniz'de olsa, Beyaz Deniz'de olsa böyledir. Değişen bir şey olmaz. O dönemki Araplar da bu şekilde kılıç toplumu. Kalem toplumu değil, kılıç toplumudur. İşini kalemle değil, kılıçla halleder. Okumakla bir işi yoktur, yazmakla da yoktur. Hatta Araplarda o zaman katiplik düşük bir meslektir. Hani toplumda böyle itibarı olmayan meslekler var ya, her zaman vardır. Mesela o meslek sahibi birisi evlenmeye kalktığında dudak bükerler ona. İşte şu işi yapıyor. Ama itibarlı bir mesleğiniz olur, o zaman birçok kapı size açılır. Toplumdaki konumunuz, saygınlığınız farklı olur. O vakit de öyle. O vakit de Araplarda kılıç muteberdir, kalem değil. Katiplik düşük bir meslektir. Zaten okuma yazma bilen fazla bir insanda yok, toplumda çok az. Çünkü o işe bir itibar yok, ilgi de yok. Böyle bir toplumda, aklı selimle bir düşünelim şimdi. Böyle bir toplumda birisi ortaya çıkacak ve kalem diyecek, okumak diyecek. Bunun toplumda bir karşılığı yok. Eğer dünya menfaati ya da dünyevi bir sebeple bir şeyler yapmak istese, birisi böyle bir amaçla ortaya çıkacak olsa, o toplumda en son söz edeceği şey okumak ve kalemdir. Hani siyasetçiler siyaset yaparken söylemini neye göre belirler? Toplumda bir karşılığı var mı? Siz Karadeniz'e gittiniz, siyasetçiyseniz orada sizin kullanacağınız uslup, söylem ya fındığın fiyatı ya çayın fiyatı olmalıdır. Oraya gidip de şimdi muzdan bahsetmenin bir anlamı olmaz. Ya da pamuktan. Mekke'de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şayet Allah'tan değil de ilahi bir yönlendirme olmasa, bir insan olarak kendisi bu işleri planlasaydı, en son bahsedeceği şey nedir? Kalemdir, okumaktır. Hazreti Peygamber'in böyle bir toplumda böyle bir söylemle ortaya çıkması da onun mucizesidir. İslam'ın hak olduğunun öyle bir şeyle geliyor ki toplumda bir karşılığı yok o zaman. Bunu beşer yapmaz. Bu ancak beşer üstü bir güç tarafından planlanır. Bu durum Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e tabi ikra denildiği zaman şu anlaşılıyordu. Bu kılıç toplumundan Cenab-ı Allah bir kalem toplumu yaratacak. Bu bedevi toplumdan okuyan, yazan bir toplum oluşacak. Öyle başlıyor çünkü bu dinin kitabı. Öyle yönlendiriyor artık.
Bir dönem değişiyor. Kılıç, bedevilik, cehalet içerisinden bir nur, bir ışık çıkıyor. Ve o ışığın temelinde ilim var, okumak var, kalem var. Bu bahsettiğim tarih ne zamandır? Miladi 610 senesi. Vahyin ilk gelişi. Dikkat edin. Miladi 610, miladi 710'a gelindiğinde, 710 senesinde o Mekke'deki Hira'daki nur, bakın 100 sene bu vadiyi, bu coğrafyayı aşıyor. Kuzey Afrika üzerinden 710'da İspanya'ya geçiyoruz. 100 sene. Burada bir sihirli el yok mu? Değil mi? Bu işin arkasında ilahi kudretin desteği olmadan bu olmazdı. Üstelik o zamanlar bu coğrafya, burada önünüzde şu gördüğünüz coğrafyada önünüzde sarp kaya gibi bir Bizans imparatorluğu var. O zaman dünyanın en büyük iki imparatorluğundan birisi. Diğer tarafta ise, bu tarafta da Sasaniler var. Şimdi bu tarafı konuşuyoruz ama her iki taraftan da aynı fetihler Mavera-ül-Nehir bölgesine kadar. O bölgeye de aynı şekilde yayılıyor. Belki biraz lafı, sözü dağıttık ama özet bir cümle. Bedevi bir kılıç toplumu içerisinden bir öksüz çıkıyor. Ne babasının evinde, ne o dönemin okullarında eğitim görmemiş. Bir öksüz çıkıyor. 610 yılında Hira'da ona oku, kalem, öğretmek, öğrenmek ve insanın yaratılışına temas eden 5 ayetlik cümlelik bir manifesto ve 100 sene içerisinde bu düşüncenin önündeki iki büyük imparatorluk çöküyor ve onun davası, o dava, bırakınız Arabistan'ı, bütün efendim dünyaya tabiri caizse yayılıyor. İşte İslam böyle bir şey. Mensup olduğumuz din böyle bir şey. Bunun üzerinde çalışma yapan medeniyet tarihçileri şu sonuca varmışlardır. Gayrimüslim olanlarla. Maddi güçle, kılıçla bu böyle yayılamaz. Hiçbir düşünce bu kadar hızlı, bu kadar büyük bir coğrafyaya, bu kadar kısa bir zaman aralığında zorla, güçle yayılmaz. Peki neyle yayıldı bu? Bunun arkasında bir ilahi ilham, ışık var ve gönüller fethederek, gönüller fethederek buraya kadar gelindi. Bu Paris olaylarını biliyorsunuz. Olayın sabahısı bir telefon geliyor buraya. Diyor ki siz teröristsiniz diyor telefonda. Siz teröristsiniz. Buraya hicret amaçlı geldiniz. Bu ülkeyi ele geçirmek ve burada şeriat yerleştirmek. İnstall edin diyor. Evet. İnşallah. Şeriatı. Biz terörist değiliz. Kimsenin de zorla bir şeyini almak, böyle bir şey de aklımızdan geçmez. Evet, burada Müslümanlar var. Artık Avrupa eski Avrupa değil. Eski Avrupa değil. İslam Avrupa'nın bir parçasıdır.
Bu burada bir vakadır. Fransa gibi bir ülkede 5 milyon Müslüman var. Almanya'da 4 milyon Müslüman var. Hollanda'da 1 milyon Müslüman var. Ve bu insanların büyük çoğunluğu buraya gelmedi, burada doğdu. Onun burada, siz buraya geldiniz dediği insan aslında, karşısındaki insan buraya gelmedi. Burada doğdu. Babası geldi belki, dedesi geldi ama o da zorla gelmedi. O da çağrıldı. Gel şurayı süpür dediler. O da süpürmeye geldi. Evet. Ve gelinen durumda İslam Avrupa'da artık bir vakadır. Her eve İslam girdi. Nasıl girdi? Kimi evlerde Müslümanlar oldu, kimi evlerde de konuşuluyor. O manada girdi. Konuşuluyor, tartışılıyor artık. Bunun engellenmesi için bir takım tedbirlere, çarelere başvurma gereği duyanlar var. Avrupa'da İslam dininin yayılmasından rahatsızlık duyan, bunu engellemek için gece gündüz düşünen, plan üreten bazı mihraklar var. Nasıl durdurulur? İşte Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın söylemiyle burada kurgulananlar arasındaki ilişki üzerinde asas durmak istiyorum. Biraz önce özet olarak Hazreti Peygamber oku, ilim, kalem ile bir bedevi kılıç topluluğu içerisinde görevlendirilmiş, öyle ortaya çıkmış ve 100 sene sonra o düşünce Kuzey Afrika üzerinden İspanya'ya, Avrupa'nın en batısına kadar ulaşmıştır. Bu düşünce kaba kuvvetle, bu düşünce zorbalıkla, zulümle böyle yayılamazdı. Bu gönüller fethederek yayıldı. İslam'ın böyle bir özelliği, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ı, Kur'an'ın İslam'ının böyle bir özelliği var. Günümüzde İslam'ın Avrupa'da yayılmasından rahatsız olanlar, bunu engellemek için İslam'ın yüzünü, imajını bir şekilde değiştirmek, topluma, kitlelere İslam'ı terörizmle özdeş hale getirmek, saldırgan, şiddet, tedhiş, kan demektir İslam gibi bir imaj vermek için belki de bazı mihraklar bazı şeyleri kendileri planlıyor. Bir olay olduğu zaman bunun arkasındaki sahiki tespit için bu işten kim kar, kim zarar sağlıyor? Buna bakmak lazım. Bugün Avrupa'da meydana gelen bu olaylardan en fazla kim zarar görüyor? Müslümanlar görüyor. Ve ne gariptir ki şöyle bir durumla karşı karşıya kaldık. Adam sizi tehdit ediyor, size hakaret ediyor, sizin bir korumanız da yok. Fakat o size söven adam gidiyor diyor ki ben sövüyorum, bana saldırabilirler, koruma istiyor, o korunuyor. Beni koruyun, hakaret edeceğim. Beni koruyun, söveceğim, sayacağım diyor. Karşıdaki adam, hakarete uğrayan, dövülen insan korumasız. Savunmasız. Ama bütün bunlar tabii ki bütün bunlar Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o gerçek söylemi var ya, o gerçek söyleminin insanlık arasında
karşılık bulmasını engellemez. Engellemiyorlar. Bize burada düşen iş, bize düşen iş, belki bu kurumlara, bu eğitim kurumlarına düşen bir iş var. İslam denilince bugünün dünyasında özet olarak ben şöyle bir tasnif yapıyorum. 3 tane İslam var. 1. Hazreti Muhammed'in İslamı, Kur'an'ın İslamı. 2. Ondan sonraki dönemlerdeki fakihlerin anladığı İslam, yorumladığı İslam. 3. Bir de halk nazarındaki İslam. Gelenekler, töreler. Biz eğer günümüzde şu Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ını yaşarsak, yaşatırsak, bu olumsuzluklar büyük oranda ortadan kalkar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ı, sonraki İslam neyi kastediyorum? Bunu tabi biraz açmaya ihtiyaç var. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın İslam'ı denilince Kur'an'daki İslam'ı kastediyoruz elbette. Çünkü Hazreti Peygamber'in ahlakı Kur'an ahlakıdır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın ahlakı Kur'an ahlakıdır. Hazreti Ayşe'ye Peygamberimizden sorduklarında, biliyorsunuz Hazreti Ayşe Peygamberimizden sonra epey daha yaşadı. 47 yıl civarında. Sonraki nesiller Peygamberimizi ondan sorarlardı. Ahlakı nasıldı? Ne yer, ne içer, ne yapardı? O da cevap olarak, Kur'an okuyorsunuz ya, işte onun ahlakı Kur'an ahlakıydı. O tabiri caizse yürüyen Kur'an, canlı Kur'an idi. Ona Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Bismillahirrahmanirrahim ve kezalike cealnâküm ummeten vasata litekûnû şühedâe beynen nâs. İşte biz sizi, Müslümanları kastediyor, vasat, örnek bir toplum yaptık. Ta ki siz de insanlar için örneklik teşkil edesiniz. Diğer toplumlara örnek olacak bir topluluk olasınız. Bu vasat ümmet, örnek toplum nasıl bir toplumdur? Bunu yine Kur'an-ı Kerim'deki değişik ayetlerden izah edecek olursak, bu toplum taklitçi değil. Hazreti Peygamber'in o hani kılıçtan kalem toplumuna dönüştürdüğü nesil, o nesil bir taklitçi değil. Onun gündemini ve geleceğini başkaları oluşturmaz. Onun kendine ait bir gündemi var. Kendisinin ortaya koyduğu bir şeyler var. Başkalarını taklit ederek yaşamaz. 2. O toplum alan değil, veren el olur. Müslümanların özelliği. Başkasına yük, başkasından alan değil, veren. Peygamberimiz ne diyor? Veren el, alan elden üstün. Değil mi? 3. Materyalist bir toplum olmaz. Maddeci, maddeperest. Her şeyi parayla, maddeyle ölçen bir toplum değil. Daha büyük değerleri, ilkeleri olan bir toplum. 4. Kendisine özgüveni olan, omurgalı bir toplum. Böyle kaptaki su gibi her bulunduğu yerin şeklini alan değil de kendisinin bir omurgası olan bir toplumdur. Dikkat ederseniz
kendisine özgüveni olmayan nesiller, onlar kaybolmaya, asimile olmaya mahkumdur. Özgüveniyor kendisine. Uhud Savaşı'ndan sonra bazı Müslümanların biraz özgüveni sarsıldı. Çünkü Uhud'da biliyorsunuz bir bozgun yaşandı. Ayet-i Kerime hemen ikaz etti Müslümanları. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَبْنَا اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Gevşemeyin, çözülmeyin. Psikolojik olarak yıkılmayın. Eğer mümin iseniz, üstün olan sizlersiniz. Burada Müslüman nesil böyle olması lazım. Bu konuda biraz kendimizi sorgulamalıyız. Özgüvenimiz ne kadar? Çocuklarımızın özgüveni ne kadar korunabiliyor? Bu özgüvenin, Müslüman nesillerin özgüveninin yok edilmemesi lazım. Belki de bu da denenir. Bu da deneniyor. Bir iki arkadaş bugün şöyle bir şey anlatıyor. Yine bu olaylardan sonra okulda öğretmen İslam ve Müslümanlar aleyhine sınıfta konuşma yapıyor. Ve sınıfta işte 3-4 Müslüman çocuk var. Onlar böyle çok ezik, çok efendim kendinden neredeyse utanacak. Tabii bunlar ilkokulda çocuklar. Ve çocuk eve geliyor, çok ezik ve mahcup bir şekilde bunları anlatıyor. Böyle dedi öğretmen. Bunlar bir şekilde yapılmaması gereken şeyler. Buna kimsenin hakkı yok. Başkasının inancını, dinini, okul gibi bir ortamda bir öğretmen eğer gündeme getirip de zedeliyorsa, incitiyorsa, bu da belli inanç mensuplarının özgüvenini yıkmaya yönelik bir faaliyettir. Bakın saldırının çok çeşitli şekilleri var. Saldırı sadece efendim o Paris'teki yapılan saldırı tek o değil. Başka şekilleri de var saldırıları. O büyük saldırıyı gösterip de böyle inceden inceye birilerine saldırmak. Bu ne demokrasidir? Bu ne insan haklarıyla bağdaşır? Ne medeniyetle bağdaşır? Evet. Örnek nesilden bahsediyoruz ya. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın örnek nesli. O nesil adaleti tesis etmeye çalışır. Zulmü değil. Hiçbir zaman Müslüman zulümden taraf olmaz. Şimdi bunları Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gerçekleştirirken Hazreti Peygamber'in hayatında ortaya koymuş olduğu bir profil var. Peygamberimizin ortaya çıkan ahlakındaki güzel özelliklerden belki de en fazla öne çıkan yönlerinden birisi Peygamberimizin adaletidir. Merhametidir. Tevazusudur. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kimse düşmanları da bize adaletsiz davrandı dememiştir. Hazreti Peygamber hakkında kimse kibirli birisiydi dememiştir. Hazreti Peygamber hakkında hiç kimse merhametsizdi dediğine şahit olmadı. Şimdi bütün Müslümanların bu özellikleri taşıması lazım. Hazreti Peygamber giyiminde, kuşamında, estetiğinde daima insanlara örnek olmuştur. Tavrıyla, insanlarla olan muamelesiyle birçok örnekler hani anlatılır. Peygamberimizin yanına bir şey sormak için bir kadın geliyor. Tabii Hazreti Peygamber'in huzuruna çıkmaktan bir heyecan duyuyor. Titriyor konuşurken. Peygamberimiz kendisine ne diyor?
Ben bir kral değilim. Heyecanlanma. Titreme diyor. Ben annesi kuru ekmek yiyen ya da kuru ekmek yiyen bir kadının çocuğuyum. Kendisi karşısındaki insana tevazusunu bu şekilde gösteriyor. Hazreti Peygamber çocuğunu kaybeden bir kadının üzüntüsü karşısında gözleri doluyor. Sonra kadın çocuğunu bulduğunda bir köşeye çekilip çocuğunu emzirirken mutlu ve mesrur bir şekilde ona bakıp yanındakilere diyor ki şu kadını gördünüz mü? Gördük ya Resulallah. Biraz önce çok dertliydi, şimdi mutlu, çocuğunu buldu. Diyor ki Peygamberimiz, bu kadının çocuğunu ateşe atmasını tasavvur edebilir misiniz? Düşünebilir misiniz? Hayır deyince Allah kullarına bu kadının çocuğuna olduğundan daha merhametlidir diyor. İslam'ın merhamet yönüne vurgu yapıyor. Ya Resulallah, Allah o zaman nasıl kullarını cehenneme atar deyince de diretenler hariç Allah cehenneme kimse yatmaz diyor. Diretenler hariç. Adam inançsızlıkta diretiyor. Zulümde diretiyor. Büyük günahta diretiyor. Onlar hariç diyor Peygamberimiz, Allah kullarını cehenneme koymaz. Şimdi Peygamberimizin getirmiş olduğu düzen, ahlak, ilimle, kalemle başlayan o düşünce Hazreti Peygamber döneminde ve sahabe döneminde iyi özümsendi, anlaşıldı. Daha sonra gelen fakihler tarafından yorumlandı. Şimdi fakihler dönemi İslam'ı dedim ya biraz evvel. Yorumlandı. Elbette ki o insanlar kendi dönemindeki şartlara göre bunu yorumladılar, anladılar. O zaman için çok kıymetli yorumlar ortaya koydular. Fakat bu şu demek değildi. Kıyamete kadar bunların söylediği yorumlar her yerde aynı geçerliliği korur, tatbik edilmelidir. İslam'da ölçü şöyledir. Cenab-ı Hakk'ın muradı her zaman müçtehitler tarafından, İslam alimleri tarafından keşfedilmeye çalışılmalıdır. Her ortamda, her zamanda Allah'ın muradı keşfedilmeye çalışılır. Buna içtihat deniliyor. 1000 sene evvel, 500 sene evvel yapılan bir içtihat, yapılan bir yorum o dönem şartlarında çok isabetli olabilir. Fakat başka bir yerde, başka bir dönemde aynı isabeti taşımayabilir. Size ben zaman zaman bir örnek veririm İmam Şafii ile ilgili. Bir defa İmam Şafii Irak'ta ömrünün son döneminde de Mısır'da yaşamış bir müçtehittir. Büyük bir alimdir. Büyük bir alimdir. Bir mezhebin biliyorsunuz zaten kurucusu, banisi durumundadır. İmam Şafii Irak'tan Mısır'a gidince görüşlerinin %90'ını, %95'ini değiştirdi. Irak'taki fetvalarını değiştirdi. Neden görüşünü değiştirdin sorusuna da cevabı diyor ki zaman mekan değişti, şartlar değişti. Onun için buranın şartlarına göre düşünüyorum. Burada böyle olması lazım. O coğrafyadan başka bir coğrafyaya gidince örf değişiyor, toplumun yapısı değişiyor, şartlar değişiyor. Şafii de görüşlerini değiştiriyor. Ve eski görüşlerimi diyor artık nakletmeyin. Yeni görüşlerim bunlardır. Bence doğru olan budur. Şimdi bu Şafii mesela bir
içtihadında diyor ki bir baba kızına sormadan kızını evlendirebilir. Bekar kız evlendirilirken babası tarafından evlendiriliyorsa ondan izin alınması şart değil diyor. Bu ne demektir? Efendim, şimdi bir kız çocuğu düşünün, yaşı 18-20 neyse, bugün burada düşünecek olursak, akşam evine gelmiş, bakıyor ki orada bir beyefendi oturuyor. Kim bu adam diyor, kimsin sen, nereden geldin? Diyor ki ben senin kocanım, telaşlanmaya gerek yok. Nereden kocam oluyorsun? Babam, biz anlaştık. Baban seni benimle evlendirdi. Şafii'ye göre bu diyor caizdir. Bu kızın buna itiraz etme hakkı da yoktur diyor. Buna itiraz etme hakkı da yoktur. Evet, Şafii'nin içtihadı böyle. Şimdi siz fakihlerin yorumuna göre İslam dedim ya, siz düşünün, bugün İslam diye Hollanda'da, Almanya'da, Avrupa'da, hatta Türkiye'de bunu anlattığınız zaman şu genç kızlardan yüzde kaçı bunu kabul eder, buna razı olur? Böyle bir şeye. O zaman neden fakihlerin İslam'ı dedim? Fakihlerin İslam'ı kendi coğrafyası, kendi yöresi, kendi döneminde iyi bir yorum olabilir. Mesela ben şunu duymadım. İmam Şafii döneminde kızlar yürüyüş yaptı, protesto yaptı, bizi babalarımız sormadan nasıl evlendirir? Böyle bir şey yok. Ama şimdi böyle bir kanun çıkarsanız bana öyle geliyor ki şurada belediyenin önünde büyük gösteriler olur. Bunu kimse kabul etmez. Nereden bu fark kaynaklanıyor? O dönemin algısı, şartları, örfü demek ki buna müsait. Öyle. Oradan hareketle bunlar söyleniyorlar. Siz o dönemde yapılan bir yorumu bizatihi İslam diye alırsanız ve her yerde illa bunu din diye takdim ederseniz o vakit İslam'ın yine imajı bozuluyor. Yine imajı bozuluyor. Biraz evvel bir kardeşimiz aşağıda bana dedi ki işte filanca hocayı bir beyanda bulundu dedi. Ne dersin buna? Ne dedi adam? Efendim 7 yaşındaki çocuk evlendirilebilir demiş herhalde. 7 yaşındaki çocuk evlendirilebilir. Nerede diyor bunu? Televizyonda. Nerede diyor? İnternette. Yahu 1916 senesinde, yani 100 sene evvel Osmanlı bunu yasak etti, böyle bir şey. Kanun çıkardı. Osmanlı Aile Hukuku Kararnamesi dedi ki bu çocuk yaşta insan evlendirilemez. Yasaktır dedi. Bunu derken de İbn-i Şubrume, Osman el-Beddi gibi Ebu Hanife'nin çağdaşı olan alimlerin içtihadını esas alıyoruz dedi. Artık günümüz dünyasında ve şartlarında bu alimlerin içtihadı isabetlidir. Şafii'nin içtihadı değil. Çünkü evlilikten maksat bellidir. Çocuk yaşta bu maksatların hiçbirisi gerçekleşmeyeceğine göre biz neden çocuk evliliğini onaylayalım diyerek 100 sene evvel Osmanlı'nın yasakladığı bir şeyi adam gelmiş günümüzün şu gününde, şu olayların efendim
olduğu bir zamanda ve İslam dinine de bu noktalardan saldırılmaya çalışıldığı bir zamanda adam hala daha efendim televizyonda orada burada bunları söylüyor. Bu adamın hocalığından ne olur? Ebu Hanife diyor ki bir insanın müçtehit olabilmesi için sadece Kur'an'ı, sünneti ezberlemesi, bilmesi yetmez diyor. Bir de yaşamış olduğu sosyal çevreyi, yaşadığı toplumu, şartları, örfü, zamanı da bilmesi gerekir. Bu da şarttır diyor. Adamlar, evet, buna biz diyoruz, yani din olarak fakihlerin İslam'ını din haline getiren, fakihler o içtihatlarını dinleştirilmesini asla kabul etmediler. Onların yorumu ve görüşü, bu insan görüşüdür. Bir zamanda bundan iyi bir görüş ortaya konulabiliyorsa ya da o dönem şartları bu görüşü uygulamasını kaldırmıyorsa bunu uygulamayın diyor. Bu din değil. Ama bunda diretiyor adam. Şimdi fakihler kendi dönemlerine göre müçtehit imamlar dönemini kastediyorum. Dediler ki dünya darül küfür, darül İslam diye ikiye ayrılır. Tamam. O zamanın şartlarında Müslümanların bölgesi darül İslam, Müslüman olmayan bölgelerde darül küfür denildi. Ya da darül harp denildi. Sonra o dönem alimleri yine fakihleri dediler ki darül küfürde ikamet etmek, oturmak caiz değil. Yani şu anda İslam ülkesi olmayan yerde yaşayan, oturan insanlar günahkardır. Oturmamaları lazım. Peki neden? Onun da nedenini açıklıyor. Diyor ki bir, orada Müslüman namaz kılamaz. İki, orada Müslümanın can emniyeti yok. Üç, mal emniyeti yok. Dört, namusu, onuru, şerefi her an için tehlikededir. Şimdi birisi kalkıyor diyor ki Hollanda darül küfürdür. Burada oturmak da caiz değildir. İşte bir takım buna başka şeyler de söyleniyor. Peki Hollanda'da hasta olduğun zaman ambulans kapına geliyor mu? Geliyor. Başın sıkıştığında polisi arıyorsun. Polis senin güvenliğini temin ediyor mu? Ediyor. En azından kanunlar bu şekildedir burada. O zaman o adamın darül küfür dediği yer senin yaşadığın Hollanda değil. Bu kavramlar o dönemin dünyasını tanımlar. Bugünün dünyasını tanımlamak için bize yeni kavramlar gerekiyor. O zaman böyle bir yer yoktur. Müslümanlarla gayrimüslimler bu halde yaşamaz o zaman. O dünyada, dünya inanca göre şekillenmiş ve bu karşılıklı inançlar sürekli birbiriyle ne halindeler? Sürtüşme ve savaş halindeler. Bu Müslümanların suçu değil, diğer kanat da aynı şekildedir. Şimdi sana adam diyor ki o gibi bir yerde oturma. E doğru diyor. Bugün de devletler vatandaşlarına der bir yerde o devlet vatandaşlarına karşı bir saldırı başladı mı ne diyor? Güvenlikli yer değil gitmeyin diyor. Bu bunun gibi bir şeydir. Bunun gibi bir şeydir. O açıdan günümüz dünyasının şartlarını bilmeyen insan bugün fetva veremez. Bu yüzden diyorum. Bu toplumu tanımıyor. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra dünyada yeni bir düzen başladı. Artık vatandaşlık esası var. Tebeye değil. Dine göre vatandaşlıklar düzenlenmiyor. Bu ülkeleri eskiden olduğu gibi taksim etmek artık mümkün değil. Yeni şeyler geliştirmek gerekiyor. Yeni analizler yapmak gerekiyor. Ama
Bundan da kötüsü var. Şimdi bir şey daha tabii gidiyoruz. Bir de dedim ki halkın İslam'ı. Bir adım daha şimdi ileri gidiyoruz. Bir de halkın İslam'ı var. O daha kötü. Nedir o? O İslam'a göre gelin kayınpederin yanında konuşamaz. Gelin kayınpederin oturduğu sofraya oturamaz. Çocuğu ağlasa kayınpederin yanında kucağına alamaz. Daha hocam bir şey söyleyebilir miyim? Yok. Çocuk arabadan, ama söyle. Arabadan düşmüş. Kayınpederinin yanında dememiş ki arabada çocuk düştü. Evet. Utandığı için. Orada kalmış da sonra evden dönüp çocuğu almışlar. Bizim orada yaşanmış bu. Evet. Şimdi bunu yapan insanlar, bunlar da Müslüman. Değil mi? Bunlar da Müslüman. Evet. Bunlar da efendim o gelenek ve töreleri böyle kutsamışlar. Bir kız çocuğu evlendiriliyor Anadolu'da. Bu hala daha belki yaşanan yerler var. Kız çocuğu evleniyor. Kız çocuğunun evlenmesi zifafı başlı başına bir rezalet. Zifaftan sonra eğer kız çocuğu bakire değilse götürülür ve erkek kardeş onu öldürür. Bunlar da yaşanan şeyler. Bunu yapan insanlar Müslümanlar. Ama bu yapılan şeyler şimdi, bunları alıp da o Hazreti Muhammed'in İslam'ı dedim ya, oraya götürürseniz bir karşılığı yok. Bunların bir kısmı haram. Bir kısmı mekruh, tahrimen mekruh belki. Böyle şeylerin yapılması. Ama halkın İslam'ı da bu hale geldi. İşte İslam'ın önündeki en büyük tehlike, belki İslam'a muhalif olan, düşmanlık besleyenlerden daha çok İslam'ın kendi içerisindeki bu yanlış İslamlardır. İslam diye bilinen yanlışlardır. Bugün İslam'a saldıranlar da bu noktalardan saldırıyor. İslam diye bunu söyleyerek saldırıyor. Zamanımız daraldı. Şimdi son olarak şunu belirteyim. Biraz evvel dedim ki efendim işte telefon etti, tehdit etti bizi. Birisi. Fransa'daki olay. Ya Fransa'daki olaydan belki onun kadar, ondan çok da biz rahatsız olduk. Adam elini kaldırıyor. Aman diliyor. Bizim bildiğimiz savaşta birisi elini kaldırsa, aman dese sana, yaralıya ateş edilmez. Hazreti Peygamber birisi böyle eman dilediği halde öldürüldü ve çok tepki göstermiştir buna. Savaşta kadını öldürmeyin. Her ordu yola çıkan da savaş durumlarında bunu beyan ediyor. Kadınları öldürmeyin, çocukları öldürmeyin, yaralıyı öldürmeyin, ihtiyarı öldürmeyin, hayvanları telef etmeyin, ağaçları yakmayın. Benim yolum budur diyor. Ey Abdurrahman, benim yolum budur. Benim siretim budur. Bundan dışarı çıkacaksanız yaptığınız günahtır. İslam'la alakası yoktur. Bir anlamı yoktur. Şimdi adam elini kaldırdı, kafasına gitti, sıktı. Hepiniz gördünüz, gördüğümüz yani bizim. Üstelik o kafasına sıkılan da Müslüman. Yani burada İşlenen cinayetler sadece Müslüman olmayanlara karşı da işlenmemiş. Müslümanlar da bu olayın içerisinde aynı şekilde kurban. Adam onun üzerinden bizi itham ediyor. Halbuki biz de muzdaribiz bu olaylardan, bu tür zulümler olduğu zaman. Efendim, biz de en az onun kadar ızdırap duyarız. Ama ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki, sizin peygamberiniz diyor, bir sübyancıydı diyor. Pedofil. O demek değil mi? Evet.
Çünkü diyor, Ayşe ile evlendi. Ayşe diyor, 6 yaşındaydı. Bak adam araştırıyor. Ayşe diyor, 6 yaşındaydı. Şimdi bana istediğiniz kadar kızın ama ben bir şey söyleyeceğim. Bu günah kimin biliyor musunuz? Bu İmam Buhari'nin günahıdır. Buhari'nin. Buhari tuttu kitabında Hazreti Ayşe 9 yaşındaydı diye bir rivayet oraya koydu. Bu Buhari'dir diye konulduktan sonra asırlarca Müslümanlar bunun üzerinde de düşünmedi. 9 müydü değil miydi? Halbuki son yüzyılda bilhassa bu konuda yapılan çalışmalar Hazreti Ayşe evlendiği zaman en az 17 yaşındadır. Peygamberimizin çevresinde 9 yaşında diye bir evlilik hiç yok. Yani eğer böyle bir evlilik var ise bu sadece Ayşe'ye ait. Böyle başka böyle bir şey yok. Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın hicretinin ravisidir. Peygamberin hicretini nakleden Ayşe'dir. Ayşe 9 yaşında evlendiyse bu olay esnasında 7 yaşındadır. 7 yaşında bir çocuk nasıl bunu rivayet ediyor? 1. 2. Hazreti Peygamber öldürülmek üzere plan yapılmıştır. Peygamberimiz hicretini böyle en büyük sır gibi saklamış, sadece Ebu Bekir ve birkaç kişiyle paylaşıyor. Bunlardan birisi Ayşe. Hazreti Peygamber kadar tedbirli, Sevir mağarasına gece yarısı çıkacak, 3 gün orada güneyde saklanıp, 4. gün kuzeye dönecek olan bir planın sahibi, 7 yaşındaki çocuğun yanında bunları anlatır mı? Çocuk anlattınız, çıktı sokağa oynarken her şeyi söyler. Hazreti Ayşe ile ablası Esma arasında 10 yaş var. Hicrette Esma 27 yaşında olduğu bilinen bir husustur. Şimdi bütün bunlara rağmen Hicretin 80. senesi vefat etti hocam. Esma. Esma. Evet. 100 küsur yaşında. Evet. Şimdi bütün bunlar var iken Buhari'dir diye, Buhari'ye bir rivayet girdi diye Müslümanlar düşünmeden bunu ağızlarında gezdirdiler. Şimdi adam size diyor ki peygamberiniz pedofildir. Yani şimdi ben mevzumuzun özeti Hazreti Muhammed'in İslam'ı, fakirlerin İslam'ı, halkın İslam'ı. Bize Hazreti Muhammed'in İslam'ını bu asra taşımak, Akif'in deyimiyle Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı. Siz İslam diye Arabistan Yarımadası'nın törelerini, örflerini, adetlerini, geleneklerini, 1000 yıl, 500 yıl evvelki belli coğrafyalardaki yaşam şartlarını taşırsanız buraya, bu saldırılara maruz kalırsınız. Fikri saldırılara. Bunlar doğru şeyler değil. Bunlar doğru şeyler değil. İmam Gazali biliyorsunuz büyük bir alimdir. Değil mi? İmamul Harameyn onun hocası Cüveyni aynı şekilde. Onların İslam dünyasındaki karizması bellidir. Gazali Buhari'deki birkaç rivayet hakkında diyor ki tartışılmaz uydurmadır. Rivayet senet. Efendim bu senet, sebet konuşulmayacak kadar saçmadır diyor. Mümkün değildir. Uydurmadır. Yani Buhari Kur'an-ı Kerim değil. Evet. Bunlar hadis kitapları. Bunlara o nazarla bakmak lazım. Ama buna kutsal, tartışılmaz diye bakarsanız karşımıza zaman zaman aklından çıkamayacağınız durumlar gelir. Gazali, Buhari'deki bazı rivayetler hakkında eseri kitabı benim elimde diyor ki tartışılmaz uydurma bir rivayettir. Aslı asları asla yoktur. Gazali diyor bunu. Ben desem diyeceksiniz ki ya ufak. Bu 9 yaş meselesi de biraz böyle bir mesele. Aksine bir sürü kanıt varken
efendim oraya girdi diye Müslümanların nazarında, zihninde bunu nasıl taşıyacağız diye böyle süklüm büklüm oluyorlar. Bunu nasıl temizleyecek hocam? Nasıl şey olacak? Bunu nasıl temizleyeceğiz? Bir defa bize akıllı ilim adamları lazım. Akıllı ilim adamları lazım. İlimsiz olmaz. İlimsiz olmaz. Kritik bakış, yani bir yerde bir şey var diye buna Kur'an'dan başka teslim olunacak bir kitap İslam'da yoktur. İslam dininde gözü kapalı kabul edeceğiniz tek şey Allah'ın vahyidir. Onun dışında hiçbir insanın, hiçbir bilgenin, hiçbir alimin sözü gözü kapalı ne yapılmaz? Kabul edilmez. İmam Şafii'den örnek verdim size. Aynı şey Ahmed İbn Hanbel'de. Diyor ki, masum olmayanın her söylediği alınmaz. Masum da peygamberdir biliyorsunuz. Yani Allah'ın korumasında. Dini manada. Eğer masum olmayan bir insanı ne olursa olsun, ne derse dersin, bana göre doğru olan odur derseniz şirk işlemiş olursunuz. İslam'a göre Allah muhafaza etsin, bu tevhid inancından çıkmaktır. Çünkü bir kul, biz hiçbir kula kendisinden dolayı uymadık. Biz Ebu Hanife'ye uyduysak, Ebu Hanife'nin getirdiği delilin Allah katında doğru bilgiye bizi eriştireceğine inandığımız için uyduk. Yoksa Ebu Hanife'nin siyah gözü, ele gözü, kara kaşı için değil. Hiçbir insan kendisinden dolayı taklit edilmez. Ya deliline istinaden. Diyoruz ki bunun elindeki delil bizi doğruya götürüyor. O. Yoksa ben delili tanımam. Hiç bakmam. O Ahmet olduğu için ben ona uyuyorum dersen bu şirk olur. Peygamber aleyhisselam dışında hiçbir kul o şekilde taklit edilmez. Bu hataların, bu yanlışların düzeltilmesi gerekiyor. Bunun için de içimizdeki ilmi seviyenin yükselmesi, entelektüel seviyenin yükselmesi, taklitçilikle, körlükle, körü körüne düşünerek taklit etmek bir marifet değil İslam dininde. Bununla takva olunmaz. Bununla ahmak olunur. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Demek ki fakirleri ve kültürel İslam'ın içi esasında can alıcı noktası buraydı zaten. Boşaltılmış durumda zaten bunun içerisi. Tek sağlam kale Resulullah'ın makamı ve konumu. Zaten bunlar da bunu bildiği için Resulullah'ın makamını itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar karikatürle. Ve direkt İslam'ın ana kaleye saldırıyorlar. Ben böyle görüyorum. Görüşüm böyle yani bu konuda. Evet. Onlar saldırıyor fakat bu saldırıya malzeme hazırlamamak lazım. Yani yoksa bu fakirler zaten buranın içi boşaltılmış hocam. Burayı biliyorlar. Yani, zaten buradan girmişler işte. Tek bir sağlam kale. Resulullah'ın konumu orayı itibarsızlaştırmak. Mesele bu. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ı haksız yere itibarsızlaştıracak onun o ulvi konumunu, yüce ahlakını, insanlığa getirmiş olduğu büyük değerleri görmezden gelmeye, sarsmaya sebep olacak davranışlara mahal vermemek lazım. Bu birinci derecede Müslümanların görevidir. Peygamberini doğru tanımak ve tanıtmak birinci derecede Müslümanın görevidir. Ama Müslümanların eliyle peygamberleri kararıyorsa, karartılıyorsa, İslam dini karartılıyorsa çok yazıktır. Orada bize bir manevi vebal var. Cenab-ı Hak cümlemizi inşallah ilimden, irfandan ayırmasın. Hocam bir şey söyleyeceğim.